Arkadaşlar tatil vlog 5 aynı zamanda da dönüş gününe hoş geldiniz. Bugün son tatil vlogunu çekiyoruz. Umarım bu tatil vlog serisinde bu sene çektiğim videolardan çok zevk almışsınızdır. Çok beğenmişsinizdir. Çok güzel günlerim oldu bu otelde 5 gün boyunca. Çok eğlendik ama artık dönüyoruz. Zaten yetti arkadaşlar. Her yerim kıpkırmızı oldu. Çok kötü yandım görüyorsunuz. Resmen ıstakoza döndüm. Biraz fazla yandım ama çok güzel bir tatildi. Her açıdan çok eğlendik. Çok büyük bir oteldi. Sadece tek sıkıntısı oydu. Bir daha 18 artıydı ama bana bileklik verdiler sağ olsunlar. Yardımcı oldular. O yüzden her şeyi aştık. Video çekmek için bayağı engelleri aştım. Çok hızlı geçti bu arada. Gerçekten hızlı geçti bu 5 gün. Çok eğlendim. Bugün son kez beraber eğleneceğiz. Sonra 4-5 saat sonra belki de 5-6 saat sonra otelden çıkış yapacağız. Şu an saat 12. Aslında şu an odayı boşaltıyoruz. Ama daha yemek yiyeceğiz falan. Biraz daha yüzeriz. Sonra çıkarız. Şöyle bir şey var. O kadar yorulmuşuz ki bu sabah yine kahvaltıyı kaçırdık. Saat 11'de uyandık. Apar topar odayı topladık. Şimdi valizlerimiz falan burada. Hatta odayı böyle boş görünce biraz üzüldüm. Çünkü ben kolay bağlanan bir insanım ve şu an burayı da terk ediyoruz. Işığı da kapatayım. Valizlerimizi çıkarıyoruz ve kahvaltıya gidiyoruz. 12'de öğle yemeği başlıyor. Şu an zaten saat 12'ye az kaldı. 12'de öğlen yemeği yeriz snack bardan. Sonra da takılırız. Takılmaca. Valizlerle çıkıyoruz bu odadan. Bakın bu da benim valizimde. Çıkıyoruz arkadaşlar, valizler ellerde. Yemek yiyeceğiz dediğim gibi. Sonra da biraz daha eğleniriz. Ben Defne'nin valizini taşıyorum şu anda. Güzel bir tatildi yani. Geldiğim en iyi otellerden biriydi. Lükslük açısından. Öyle üzülmüyorum ama bir tık duygulanmış olabilirim. Neyse Bodrum'a gideceğim, o yüzden üzülmüyorum. Evet, snack bara geldik. Son kez burada öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Bakalım güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Şimdi yemek zamanı. Döner, pizza ve kumpir yiyeceğim her zamanki gibi. Arkadaşlar burada size otelin spa bölümünü gösteriyorum. Bu gördüğünüz balıklar doktor balık diye geçiyor. Burada kocaman bir hamam var. Bu bölümleri biz kullanamadık arkadaşlar. Çünkü otel o kadar büyüktü ki hiç vakit kalmadı. Belki bir gün daha kalsaydık kullanabilirdik. Gördüğünüz gibi hamam da çok büyüktü ve çok doluydu. Sizin için buraları çektim, size göstermek istedim. Burada yine masaj yaptırabiliyorsunuz, cilt bakımı yaptırabiliyorsunuz. O gördüğünüz balıklarla ayağınıza bir takım temizleme işlemleri yaptırabiliyorsunuz. Ben istemedim yaptırmak. Burada garip bir oda var, bahçe gibi. Saunalar var. Buraya insanlar ter atmak için geliyor. Çok sıcak ve bunaltıcı bir ortamı var. Gördüğünüz gibi burada ateş yanıyor ve odanın sıcaklığı artıyor. Burada da yine bekleme alanı var masaj yaptıracaklar için ya da hamama girecekler için. Bunlar tabii ki her otelde olan alanlar ama bu oteldeki gayet büyüktü. Eğer bir gün daha kalsaydık buraları kullanmaya fırsat bulabilirdik. Hatta burada da buhar odası var. Benim en sevdiklerimden biri de bu. Gördüğünüz gibi buharlar içerisinde. Buraya girdiğinizde de ter akıtıyorsunuz ve bu sizin kilo vermenize yardımcı oluyor. Ama bence palavra bunların hepsi. Fırsat bulsaydık aslında bayağı uzun süre bir günümüzü harcayabileceğimiz bir yermiş. Burada kırmızı bir koltuk var. Çok ilginç. Çiçekler var bütün motiflerde. Yine balıkların olduğu yere geldik. Ben bir kere yaptırmıştım bunu arkadaşlar ayaklarıma daha önceden. Çok önceden. 4-5 yıl önce. Şu an hayatta yaptıramam ama o zamanlar çocukken yaptırmıştım. Ya öyle olur işte. Allah Allah! Oteldeki son yemeğimiz. Bunları atıştırıp bir saat sonra falan yola çıkacağız. Otelden çıkıyoruz. Son dondurmamı yiyorum. Mutsuz musun? Yok, sıkıldım zaten.
Ya sıkılma değil mi? Bundan sonrası hep sıkıcılar. Bundan sonrası sıkıcılar dönecekti. Ay. Bir de sesim gitti ya. Hüseyin'in sesi gitti ve hayatı boyunca böyle kalacak. Ergenliğe evet. Girdiğin için. Hayır, bu bağırmaktan oldu dün. Hayır, ergenliğe girdin. Türkiye'ye yendi ya. O sen büyüdün mü sesin mi değişti? Ecem, Türkiye'ye yendi. Hayır, ergenliğe girdin. Böyle ergenliğe girdin. Sen bozma ya. Ergenliğe girdin. İnanılmaz acı. Evet. Hüseyin'den bir tık dayak yedim. Şimdi gidiyoruz. Son dondurmamı da yiyemeyeceğim. Yani boğazından geçirdin dediklerim bu kadar oldu. Isır. Niye ısırayım ya? Tiksiniyor musun beni? Boğazım acıyor. Sesin inek sesi gibi çıkıyor. Şimdi lobiye gidip son kez bir içecek içelim mi Hüseyin? Yeter. Parasını çıkaralım otelin. Hadi gel. Kanka sen 500 tane şey değiştin. Parası çıktı. Parası çıktı. Evet. Şimdi lobiye gidiyorum. Kendime içecek alacağım. Aile üyelerimi kaybettim. Annem ne babam nerede bilmiyorum. Bir de kapkara olmuşum ya. Şimdi resepsiyondayız ve çıkış yapıyoruz. Arabaya bineceğiz. Gerçekten sapsarı saçlarım olmuş. Şu an bunu fark ettim. İnanmıyorum. Sıfır boya ile sarı saçlarıma geri döndüm. Herkes de bunu istiyordu. Umarım mutlu olmuşsunuzdur sonunda. Şimdi yavaştan çıkacağız. Defne niye mutsuz gene hiç bilmiyorum. Defne niye mutsuzsun? Dövme yaptıracaktım diyor. Saçımı ördüreceğim dedi. Saçını ördürdük. Tişört boyayıp satın alacağım dedi. Aldık. Dövme istedi onu da yapacaktık ama dövmeci açık değilmiş. Yani yapabileceğimiz bir şey yok ve şu an depresyona girdi bu yüzden. Seni çok seviyorum. Defne kalk çıkalım. Hadi. Hadi otelden çıkmamız lazım artık canım. Benim tipim kaydı yalnız yani. Cildim falan inanılmaz güzel ama sıfır makyajım, saçlarım falan aşırı dağınık. Şimdi arabaya bineceğiz. Babamlar arabayı yerleştiriyor. Gitmek üzereyiz. Evet, otele veda ediyoruz. Güzel anılarımız oldu. Güzel şeyler yaptık. Güzel videolar çektik. Güzel bir otelde. Bu kadar. Şimdi arabaya biniyorum. Saat 40 dakika yolumuz var. İlk dakikalarındayız yolculuğumuzun ve benim telefonum bozuk. Müzik dinleyeyim, hani telefon kapalı kalsın, kulaklıktan müzik dinleyeyim dedim. Öyle de olmadı, öyle de telefon kapanmaya devam ediyor. Açılıyor, 2 dakika açık kalıyor, sonra hemen kapanıyor ardından. Benim telefon cici, öldü, gitti bitti. Şu anda da yoldayız, Hüseyin, Defne, ben gidiyoruz arabada. Bu yol daha sakinler gidişe göre. Değil mi çocuklar? Defne ayağımı gıdıklama. Bak, eli duysa ayağı durmuyor. Saçların çok açılmış, çok güzelmiş. Gerçekten çok garip oldum. Sapsarıyım ve kapkarayım. Eve gidip duş alıp kendimi çitleyeceğim. Belki açılır rengim. En son çok uslu olduklarını söylemiştim. Ya susun ya. Keşke uzun sürseydi. Gerçekten uslu falan değiller. Birazdan ilk molamızı vereceğiz. Aşkım benim. Yapma tamam sus şimdi videodayız. İlk molamızda yemek yemeyi, içecek içmeyi falan düşünüyoruz. Ben kahve içerim yüksek ihtimalle. Bittim ya bittim. Bu yol... Oğlum susmak ne demek?
Dişimi çökertti. Neyse, dediğim gibi birazdan ilk molamızı vereceğiz. İlk uzun molamızı. Bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Ben kahve içerim. Konuşmamana rağmen nasıl ses çıkarabiliyorsun? Molada görüşürüz. Koltuk ısıtmayı açmışlar baba. Saça bak. Ben yapmadım. Yanlış. Kesin o yaptı bu arada. Yanıyor, yanıyor şu an. Hayır, ben yapmadım. Zaten ben... hava 42 derece. Kopum koltuğa yapıştı bunlar bize. Evet arkadaşlar, şimdi Afyon'a geldik. Burada McDonald's'ta yemek yiyeceğiz. Sonra bir şeyler içeceğiz. Kahve alacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Burası orta nokta değil mi? Yani 4 saatlik falan yolumuz kaldı. Yani biz 4 saatlik falan yoldayız aslında. Bayağı uzun bir yol ve yorucu. Ama şimdi yemek yemek iyi gelecek. Ben kendime köfte burger menü aldım, double. Hüseyin de Big Mac falan yiyecek. Yemek yedikten sonra da içecek içeceğiz. Moral topluyoruz diğer 4 saat için. Ama ben yolda uyuyabilirim o öbür 4 saatte. Çünkü ilk geldiğimiz 4 saatin 1 saati uyumuştum. Sonra Defne beni uyandırdı sağ olsun. O yüzden şimdi uyurum belki. Yemeğimizi yedik, kalktık. Şimdi arabaya doğru ilerliyoruz. Araba da şarjdaydı. Çok komik oluyor böyle söyleyince ama elektrikli olduğu için şarjı bitmişti. Şimdi şarj oldu. Çıkacağız yola tekrar. Kahve almaya geldik. Yola devam ediyoruz. 3 saat falan yolumuz kaldı. 3-3,5 saat rahatım. Hüseyin'i ilk defa dua ederken görüyorum. Çünkü Brawl Stars'ta efsanevi kutu çıktı. Ya senin... Beğenmedin neyse, mi? Neyse güzel 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 güzel. Buna da şükür. Arkadaşlar yolculuğumuzun 8. saati falan, artık şartlar çok zor. Defne uyudu, sızdı ve tipine bakın. Hüseyin'i ortaya attık Defne yüzünden. Hüseyin iyi misin? Değilim. Neden? Çünkü sen ortaya oturmuyorsun, müzikçilik yapıyorsun sürekli bir... Hüseyin ben 18 yaşına gireceğim, farkında mısın? Ortada... Benim fiziksel özelliklerim senden büyük. O zaman sen Defne'nin ortada oturmasını göz yumacaktın. Niye ortaya sen kendin geçtin? Kıyamıyorum. Neyse arkadaşlar, 8. saatteyiz. 1 saatlik yolumuz kaldı. Eve gideceğim için çok heyecanlıyım. Tavşanımı özledim. Klimamı özledim. Böyle soğuk soğuk odamda yatmak istiyorum. Gerçekten otel o kadar sıcaktı ki hayatımda yaptığım en sıcak tatildi. Hani en sıcağıydı. Opet'te bir tane kızla karşılaştık tuvalette. Kız dedi ki tam yolda senin videonu izliyordum. Ben de Antalya'dan dönüyorum dedi. Böyle tatlı bir tanışma oldu. Birkaç kere içecekler aldım. Onların hepsini de içtim. Molalarda çişimi yaptım. Bu kadar. Bir saat sonra da evdeyim. Çok şükür. Arkadaşlar yolculuk bitti. Şu an saat 2'ye geliyor. Eve yeni geldik. 9 saattir yoldayız molalarla birlikte. İnanılmaz yorgunum. Şu anda eve geldim. Tipimi mazur görün. 9 saatlik yolculuğun sonuna geldik. 5 günlük bir tatil. Üstüne yol. Bir daha yol, bir daha yol ve bitti arkadaşlar. Klimayı açtım. Tek hayalim buydu. Odaya geldim. Bütün yol yine piştim bu 9 saat boyunca klima hep açık olmasına rağmen. Yüksek ihtimalle aşırı derecede bronzlaştığım için ve yandığım için vücudum yanıyor sürekli. Gerçekten yanıyor. Annemler üşürken ben asla üşümüyordum molalarda, bir de Afyon'da falan. O yüzden yani anlayacağınız kadarıyla piştim ve yandım. Bir daha asla Haziran sonu Temmuz başı tatile gitmek istemiyorum. Çünkü biz eskiden Haziran'ın başında hep tatile giderdik ya da maksimum ikinci haftasında. Hava böyle sıcak olurdu ama pişkinlik sıcağı olmazdı. Bu tatil gerçekten pişkinlik sıcağı vardı. Hani böyle adım atacak, yürüyecek halim yoktu. Aqua Park'ın mesela merdivenleri çok sıkıntıydı. Aşırı dik ve yukarı, böyle yukarıdaydı. Ve bot yoktu. Bot sırası bekliyordun. Hava sıcaklığı dolayısıyla bot sırası beklemek,
o merdivenlere çıkmak, merdivenlere çıktıktan sonra yukarıda sıra beklemek çok büyük sıkıntıydı. Benim size tavsiyem, şu an benim gittiğim oteli anlayanlar anlamıştır. Gidecekseniz lütfen Haziran başlarında gidin. Gerçekten çok kalabalık bir otelde. Otelin %13'ünün Türk olmasına rağmen gene Türk bayağı vardı. Çünkü çok kalabalık bir oteldi. Genel olarak yabancılar vardı. Ha bir de şunu söyleyeyim. 18 değilseniz, yani büyük değilseniz bence oteye gitmeyin. Çünkü olimpik havuz. Ondan sonra katılabileceğiniz akşamları animatörlerin yaptığı yarışmalar. Sabahları yaptığı yarışmalar. Aquada 3 tane kaydırak falan. Bunların hepsi 18 yaş üstüydü. Bence çok saçma. Bindiğim o 18 yaş üstü aquaların sadece bir tanesi korkunçtu. Diğer ikisi normal kaydıraktan hiçbir farkı yoktu bile. O yüzden ben bu 18 yaş kuralları işini çok sevmedim. Benim 18 bilekliğim vardı ama yine de hani Hüseyin falan çok mesela eğlenemedi o yüzden. Çünkü Aquada 3 tane kaydırağa binemiyor. Yarışmaya katılmak istiyor, katılamıyor falan filan. Olimpik havuzda yüzemiyor falan. Böyle sıkıntılar vardı otelde. Onun dışında otel güzeldi. Yemekleri çok lezzetliydi. Çeşit boldu. Bazı çalışanlar, müdürler bana çok iyi davrandı. Video çekmem için yardımcı oldular sağ olsun. Veli abi gibi. Onun dışında odama zaten çiçekler, böcekler, ananaslar, erikler falan geldi. Onu da video 3. vlogda galiba vardı ya da 4. vlogda izlemişsinizdir. Tanıştığım takipçilerimin hepsi çok tatlıydı. Yarın da babam telefonumu tamire götürüyor. Telefonumun ön kamerası ve arka kamerası full gitti. Telefonumun şeyi de gitti bu arada. Telefon kapanıp açılıp kapanıp açılıp duruyor. Maksimum 2 dakika telefon kapanmadan durabiliyor. Son 2 günde iyice bozuldu telefonum. Annemin telefonunda su yok. Yani kameralarına falan su kaçmadı ama annemin telefonunda da aynı sıkıntı var. Kapanıp açılıyor sürekli. Bu yüzden de çok mutsuzum ama telefonumu yarın babam yaptırmaya götürecek. Yaptıracak bir şekilde. Artık videoyu da kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü tipim mipim iğrenç. Artık yatıp uyumam lazım. Hepinizi çok seviyorum. Başka vloglarda görüşmek üzere. Umarım bu tatil vlogları serisini yine çok beğenmişsinizdir. Aşağıda yorumlarınızı fikir olarak ve eleştiri olarak yazmayı unutmayın. TikTok ve Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.